Manşet. Gerçek çok net. Merhabalar, ben Özel Kahramanmaraş Doğru Cevap Koleji Kurumsal İletişim Direktörü Leyla Malbat. Okulumuz Fen ve Anadolu Lisesi'nden oluşuyor. Okulumuz 5 kattan olup 4 katı derslik olarak kullanılıyor. Okulumuzda çeşitli başarıları elde ettik. Bununla alakalı sosyal ve sporsal faaliyetlerimiz söz konusu. Resim odamız, müzik odamız, bilgisayar laboratuvarımız ve kapalı spor salonumuzla birlikte oldukça sosyal faaliyetlerde etkin bir kurumuz. Aynı zamanda 2018-2019 eğitim yılında Kahramanmaraş İl Birincisi, Türkiye 29.sı iştiharlık bölümünden yine Doğru Cevap Koleji'nden çıktı. Bunun gururunu daima yaşadık ve her zaman yaşamaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda kolej olarak her zaman eğitimde kalitenin, iletişimin ne kadar önemli olduğunu, aynı zamanda güçlü kadronun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve bunu daima destekliyoruz. Yalnız pandemi süreci de eğitim sektörümüzü oldukça kötü etkiledi. Tabii bu sektörü etkilemesi eğitimi tamamen bittiği anlamına gelmiyor kesinlikle. Bu süreçte farklı bir süreç içerisine girdik. Online eğitim, dijitalleşme hayatımıza girdi. Bu süreci yönetmeye yönelik çalışmalar yaptık. Verimi tabii ki örgün eğitim kadar olmuyor ama örgün eğitime ne kadar yaklaşabilirsek o kadar karlıyız. O kadar daha verimli, daha kaliteli eğitime odaklanma yönünde ilerlemeye çalıştık. Bunun karşılığını aldık. Uzaktan eğitimde normal Milli Eğitim Bakanlığı sistemi üzerinde, genel bir platform üzerinde, TV kanalları üzerinde eğitim verildi. Yalnız bizler online platformlardan öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin dersine giren asıl öğretmenlerinin ders anlatmasıyla gerçekleştirip, tabii ayrıyeten online soru çözüm gruplarımız vardı. Sürekli olarak öğrencilerimiz öğretmenlerine aklına takılan soruları sordular. Bunun yanında kolej olarak eğitimi daima destekledik. Sürekli veli olarak velilerle iletişim sağladık. Çünkü bu süreçte öğrenciye ulaşmamızdaki tek destekçimiz veliydi. Veli üzerinden öğrenciye ulaşıyordu. Bireysel olarak ulaşıyoruz ama velinin takibi lazım bu süreçte. Danışman öğretmenlerimiz tarafından sürekli takibatları, sürekli ödev kontrolleri yapıldı. Sosyal faaliyetler yapıldı. Kitap okumadır, test çözmedir, deneme yapmadır. Bu gibi faaliyetlerimizin hepsi yapıldı. Uzaktan ya da yakından, örgün eğitim ya da online eğitim her zaman ilgi, alaka ve iletişimle alakalı. Yani eğitimin uzaktan ya da yakından değil de gerçekten takiple alakalı olduğunu bir kere daha bu süreçte gördük. Pandemi tabii ki tüm sektörü etkiledi, dünyayı etkiledi, olumsuz etkilerini gördük. Yalnız bizler eğitim hayatında kesinlikle olumsuza odaklı ilerlemedik ve ilerlemenin doğru olduğunu düşünmüyoruz. Her zaman geçmişteki yaşadığımız olumsuzluklara değil de gelecekte bu olumsuzluklara karşı neler yapmamız gerekiyor soru işaretine cevap aradık. Bir kere daha bir OHAL yaşadığımızda neler yapmalıyız, neden bir B planımız olması gerekiyor, bunu gerçekten ciddi anlamda yaşayarak öğrendik. Bu süreçte bilinç, farkındalık ne kadar önemli bunu öğrendik. İlk günden bu yana hijyenden, tedbirden asla ödün vermedik. Pandemi sürecinin başladığı günden bu yana hiçbir şekilde bununla alakalı bir risk oluşturan bir unsurla karşı karşıya kalmadık. Kalınmaması gerektiğini düşünüyoruz. Eğitim elbette uygarlık düzeyinin en önemli faktörlerinden bir tanesi. Yalnız sağlık en önemlisi. Biz de daima sağlığın ve kuralların yanındayız. Eğitim sürecine yani 2019-2020 eğitim süreci biraz zorlu olarak geçse de bizler yeni döneme hazırız. Yeni dönemde eğitim kalitemizle, güçlü kadromuzla ve aldığımız tedbirlerle sizleri bekliyoruz. Eğitim sektöründe tabii ki öğrencilerimizin birebir olarak yanında olamadık. Çünkü bir risk oluyordu ve öğrencimizin sağlığını asla tehlikeye atamayız. Doğru Cevap Fen ve Anadolu Lisesi olarak eğitim sektöründe hizmet veriyoruz. Aynı zamanda yaklaşık bir yıldır aklımızda olan ve projelerini yürüttüğümüz ortaokul açma planında tüm çalışmalarını yaptık. İnşallah ortaokulumuzu da açacağız. Bununla alakalı kayıtlarımızı yaz döneminde almayı başlatmayı düşünüyoruz.
Artık bir ortaokul ve fen ve Anadolu Lisesi olarak Kahramanmaraş'ta bir Doğru Cevap Koleji olarak eğitim sektöründe hizmet sürdürmeyi düşünüyoruz. Kalabalık ortamlara girmekten biraz daha uzak kalarak lütfen pandemi sürecini birlikte atlatmayı hedefleyin. Çünkü biz bu doğrultuda ilerliyoruz. Biz öğrencilerimizi çok özledik. Onların buradaki seslerini çok özledik. Zil sesimizi çok özledik. Eğitim öğretim sürecinin devam etmesini çok özledik. Planlar yapmayı, onlarla etkinlikler düzenlemeyi çok özledik. Kahramanmaraş halkına ve tüm dünyaya buradan seslenmek istiyorum. Lütfen sizler de eğitim öğretim dönemimize normalleşme sürecine geçerek başlamamıza yardımcı olun. Lütfen bu konuda bizlere destek olun. Ben bu süreçte ayrıyeten online eğitim sürecinde bizlere destek olan, öğrencilerimizin yanında olan, bizlerin onlara ulaşmasını sağlayan tüm velilerimize de ayrı ayrı çok teşekkür ederim. İdareme çok teşekkür ederim. Çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Dezenfekte konusunda anlaşmış olduğumuz şirketlere, sağlık çalışanlarımıza, esnaflarımıza, fırıncılarımıza. Yani burada kapsam alanına girmeyecek o kadar çok sektör var ki tek tek saymak mümkün değil. Herkese, bizleri uyaran polislerimize, emniyet teşkilatımıza, jandarma kolu kuvvetlerimize, herkese emeklerinden dolayı hassasiyet gösteren tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu durumun biraz daha süreceğini hepimiz biliyoruz. Lütfen yeni eğitim öğretim dönemine kadar bu konuda hassasiyet gösterelim. İnşallah bu yılda olumsuz bir vaka olarak sadece bunu yaşamış olarak varsayalım. İnşallah son olur. Tedbiri elden bırakmayalım. Manşet. Gerçek çok net.